İktidar kuvvet demektir. Kuvvet güç demektir. Güç otorite demektir. Otorite de şiddet demektir. Devam edelim. O zaman şiddetin yasal hale gelmesi hukuku doğurur. Yani siz şiddeti belirli bir kılıf adı altında toplumun geri kalanına dikte etmek, monte etmek, uygulatmak, bilinçlere kazıtmak isterseniz o zaman hukuki kural ve yasaları uygularsınız. Tekrar etmek istiyorum. İktidar kuvveti, kuvvet gücü, güç otoriteyi, otorite şiddeti, şiddet de hukuku doğurur. Şimdi bu mekanizmalar birbirleriyle işleyişleri arasında öyle iç içe geçmişler ki, öyle ilginç tasarılar ve tasavvuflar karşısında karşımıza çıkıyor ki, anlamakta, anlamlandırmakta ciddi zorluklar yaşıyor ve yaşatılıyoruz. Şimdi şu neden sorusunu sorarak ilerleyelim. Kıymetli dostlar, neden matematikte, neden iktisatta, neden hukuki kavramlar zordur, karmaşıktır, anlaşılmazdır? Anlamak istediğiniz her anlamda da onun içine, onun girdabına daha çok kapılır, daha da fazla onun içerisinde debelenir ve sonuçta da hiçbir şey anlamadan çıkarsınız. Neden? Yani bu sizce tesadüf olabilir mi? Yoksa zekası kendinden menkul, o çok kıymetli dostların üstün zekalarının sadece kendi anlayabilecekleri bir dilde kurdukları bir yapı, bir inşa olabilir mi? Bunların hepsi şans eseri mi bu kadar ağır ve zor kavramlarla donatılmış durumdalar? Yoksa bunun arkasında bilerek, isteyerek kurgulanmış bir oyun, bir yapı mı var? Bence ikincisi. Bilerek ve isteyerek bu anlaşılmaz kavramlarla, bu karmaşıklıkla, bu zor içeren sistemle toplumun geri kalanının karşısına bunu getirirler ki anlamakta zorluk yaşayın, bunu kavramakta zorluk yaşayın. Zorluk yaşadıkça bu işin uzmanlarına danışın. O uzmanlar her şeyi biliyorlar ya. O uzmanlar mutlaka sizi yönlendirir ama der ki aman ha, aman Hakan Hoca, hukuk kurallarının dışına çıkma. Aman ha, bunları söyleme, bunları söyle. Bak sonra böyle böyle olur der. Sizi bizi ehlileştirir. Ondan sonra yoluna devam eder. Bu işler bilerek meydanlanıyor kıymetli dostlar. Yani matematik dilinin böylesi soyut kavramlar düzeyinde inşa edilmesi belki kendi içerisinde bazı çelişkisiz kavramların doğmasına neden olabilir. Ama demin de söyledim, daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum, bundan sonra da söyleyeceğim. Bilim nasıl tarafsa matematik de taraftır. Tarafsız matematik yoktur. Tarafsız bilim yoktur. Tarafsız iktisat yoktur. İktisat, ekonomi, bilim falan değildir. Başından sonuna kadar kutsal kapitalizmi kutsamak için uydurulmuş, sistemin düzenine monte edilmiş yalanlar toplamıdır. Benim anladığım bu. Yani kutsal kapitalizmi kutsamak için iktisada giriş dersleri yerine kapitalizme giriş dersleri olarak konsa daha iyi, daha anlamlı olur ya. Başından sonuna kadar kapitalizmin ne olduğunu, ne bittiğini anlatıyor. Bunun adına iktisata giriş dersi diyor. Sonra çıkıyor bunu bir de güzel dışına hukuk kılıfı koyuyor. Alın size diyor, mis gibi bir sistem. Daha ne istiyorsunuz ya? Rahat size batıyor diyor işte. Mis gibi bir düzende yaşıyorsunuz. Sesinizi, soluğunuzu kesin. Önünüzde ne varsa ondan yiyin. Kafanızı da kaldırmayın. Çevrenizde sorgulamayın. Ha, doğa yıkılmış, yok olmuş, mahvolmuş. Onunla da umursamayın, uğraşmayın. Çünkü doğa nasıl olsa kendisini yeniler. Ve biliyoruz ki bu aydınlanma sürecinden beri insanlığın o kutsalmasıyla beraber doğa zaten ona tabi hale getirildi. Demek ki iktisat, matematik ve hukuk gibi kavramlar, tabii bunu çoğaltabilirsiniz. Tıbbı da bunun içine katabilirsiniz. Kavramlar zorlaştırılarak, bu kadar bilinmez hale getirilerek, üzerine onlarca, onlarca, tonlarca diyelim artık, onlarca yetmez, kitap yazılarak ve her bir kitapta anlatılan daha da karmaşık hale getirilerek aslında yapılmak istenen
sistemin kutsanmasından başka bir şey değildir. Sistem o kadar güzel, o kadar zekice formüle edilmiş ki, bakın matematik bu sistemi destekliyor, iktisat bu sistemi destekliyor, hukuk bu sistemin sosyal varyasyonlarını destekliyor. O zaman size de tek bir seçenek kalıyor, sesinizi çıkarmadan bu sisteme uyun, uyuşun, gidin. Mantıkları bu. Bilerek bu zorluğu ve bilerek bu karmaşıklığı yaratmak istiyorlar. Şimdi dostlar gelelim konumuzun ana başlığı olan ekolojik mücadeleyle bunun ilişkisine. Yani biz bugün hukuktan bunları anlıyorsak eğer, ekolojik mücadeleyle aralarında nasıl ilişkiler olduğunu, bunun nereye doğru gittiğini ya da gideceğini, gitmesi gereken ve gitmemesi gereken yönlerini kısaca sizlerle paylaşmaya çalışalım. Bir tanesi şu. Hukuki mücadeleler dedik. Dedik ki mahkemeye başvurular, dilekçe hazırlama, imza kampanyaları, yürütmeyi durdurma kararları, keşifler, bilirkişi heyetleri, raporlar vesaire 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 gibi birçok hukuki teknik tanım bunun içine girebilir. Hatta geçen programda demiştik ki, hatırlar kıymetli izleyici ve dinleyiciler, dedik ki teknolojiyi dedik sadece ve sadece teknoloji olarak alır, kendinden menkul olarak görür, biçerseniz, bu vakit teknolojide başlayıp teknolojide kalırsanız bu ekolojik mücadele için tehlike yaratır dedik. Bazı kıymetli dostlar bana dediler ki ya Hakan Hoca sen teknolojiye karşı mısın? Tam tersini savunduğumu zaten programın başında söylemiştim. Demiştim ki teknolojiye karşı olmak ahmaklıktır, öyle bir şey demiyorum. Ben teknolojinin kimden yana olduğunu, kimin tarafında kaldığını ve kimin aracılığıyla kullanılıp baskı ve sömürü aracı haline getirildiğine bahsediyorum demiştim. Aynı şeyi şimdi hukuk için söylüyorum. Elbette hukuki mücadele gereklidir. Elbette hukuki mücadele başlangıç için olması gerekendir. Buna zaten karşı çıkmıyorum. Buna zaten yok saymıyorum. Böyle bir şey olmaz demiyorum. Velakin diyorum ve ekliyorum ki eğer ekolojik mücadeleler hukuki mücadelelere indirgenir, ona eşitlenir, onunla sabit tutulursa ve ondan hareket edilip sadece onda kalınırsa o zaman sıkıntı doğurur. O zaman sonuç itibariyle başımıza iş açar diyor. Benim anlatmak istediğim bu. Ama gelin görün ki nasıl teknolojide anlattıklarım herhalde tam üzerine düşemediğim için eksik kaldıysa bu eksiği şimdi tekrar düzenlemek istiyorum. Diyorum ki değerli dostlar, hukuki mücadeleler gereklidir, önemlidir. Başlangıç aşaması açısından da olmalıdır. Bunu söylüyorum ama diyorum eğer orada kalırsanız, eğer orada durursanız bu vakit diyorum ekolojik mücadele için bir sorun yaratır, bir tehlikedir diyorum. Bunun iyice anlaşılmasını ve iyice kavranmasını rica ediyorum. Çünkü ha kavranmaz da Hakan Hoca sen böyle diyorsun ben buna katılmıyorum eyvallah başım üstte yeri var katılmayabilirsiniz. Ama anlattıklarımdan bunlar çıkarılmamalı. Yani benim hukuk daha önceki programda teknolojik gelişmeye bu programda da hukuka cepheden karşı oldum değil. Cepheden karşıyım çünkü taraftır. Cepheden karşıyım çünkü sermayenin elindeler. Ben de diyorum ki buradan başlayalım ama burada kalmayalım. Burada durmayalım. Durmamak gerekir diyorum. Neden? Nedenini de şöyle açıklamaya çalışayım. Bir kere doğaya saldırı politiktir ve sınıfsaldır. Siz politik bir saldırıya karşı politik ve sınıfsal tavır almak, karşı durmak zorundasınız. Eğer politik bir saldırının karşılığını hukuki yollarla vermeye çalışırsanız, yani politik bir saldırıya hukuki cevap vermeye çalışırsanız, bu saldırı çok kolay bertaraf edilir, zamanında geçtikten sonra durdurulur ve hiç de bir şey yaramaz bir süre sonra. Öyleyse ekolojik mücadele yapanların en başta kavraması gereken yani bizlerin temel sorun şu. Bu mücadele içerisinde bulunan bizler ekolojiye yani çevreye ve doğaya karşı yapılmış bu saldırıların politik ve sınıfsal yani sermayenin genişlemesi,
daha çok kar elde etmesi, daha fazla biriktirmesi ve daha fazla büyümesi için kapitalizm anlamında yapılmış saldırıdır doğaya. Bu saldırı başından sonuna kadar bir sınıfı temsil ettiği için, bir sınıfı yanında yer aldığı için sınıfsaldır. Ve bu anlamıyla da politiktir. İşte siz eğer politik ve sınıfsal saldırılara karşı politik karşı duruş ve sınıfsal mücadeleyi vermez iseniz, bunun yerine sadece hukuki mücadele verirseniz, o zaman başta yenilgiye uğrarsınız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani politik saldırının cevabı politiktir. Sınıfsal saldırının cevabı sınıfsaldır. Bunu iyice atlamadan anlatmak istedim sizlerle. Şimdi